Altın tabii iniş çıkış düşerken insanlar biraz daha yarın daha ucuz alırım düşüncesiyle altın almakta bekliyor gibi. O zaman işler biraz daha yavaşlıyor bizim açımızda ama altın yükselişe geçtiği zaman ya bugün alayım yarın para kazanırım düşüncesiyle 50 kuruşa 1 lira da olmuş olsa o bize hareket getiriyor. İşlerimiz çok şükür işlerimiz iyi. Yani dedikleri kadar ekonomi böyle kötü falan deniyor ama tabii işini takip etmediği için kötü belki ama yani benim işim kuyumcuysa, kuyumcuyu takip ediyorsam, işimi, sektörümü, benim büyüklerimi takip edip işler yapıyorsam ama benim işim kuyumcu. Efendim ya Ahmet'in işi ayakkabıcı daha güzelmiş veya mobilyacı işte farklı sektörü takip edenler işi bozuk diye duyuyor ama kendi işimizi takip ediyorsak, kendi işime bakıyorsak işlerimiz güzel abi. Evet, sağ olun. Şu an altın en düşük zamanı ama yatırımcı olarak yani yatırım tavsiye ediyoruz altına. Tavsiye ediyoruz. Daha da yükselecek. Düğün mevsimi tabii canım Hürbet Şemsiyelerimize geldi. Piyasada bir hareketlik var. Çok şükür elhamdülillah. Özellikle komşu ülkelerimizdeki olaylar tabii Türkiye'de de yansımakta. Değerli de özellikle bizim kendi piyasamızda, altın piyasamızda altının inişli çıkışlı olması tabii ki müşterileri rahatsız etmekte. Merkez Bankası'nın greve gitmesinde de etkili rol oynamıştır altının yükselişi. Özellikle çeyrekte ve ata dediğimiz Cumhuriyet altında oynama olmuştur. Tabii bu halkımızı dolayısıyla pahalı malı alma olayına sokmuştur. Bu da tabii bilinen bir gerçek olduğu için herkesi rahatsız etti. Türkiye'deki istikrarın olmayışı ve altın piyasasında etkisini gösteriyor. Ama bunun kesinlikle yurt dışından gelen işte vatandaşlarımızla ilgili bir yönü olmadığını ifade etmek isterim. Yani piyasalar çok olumlu yansıdığını söylemiyorsunuz. Hayır, asla öyle bir şey yok. Sadece istikrarsız bir durum olduğu için yükselişler bu şekilde iniyor, kalkışı oluyor.